Bu filmde Yahya Kemal Beyatlı senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Yahya Kemal Beyatlı. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden biriyim. Size kendimi tanıtmak isterim. 1884 yılında Üsküp'te dünyaya geldim. Babam Üsküp Belediye Başkanlarından İbrahim Naci Bey, annem Nakiye Hanım'dı. Babam Avrupa eğitimi almış birisiydi. Annem ise son derece dindar ve geleneklere bağlı bir kadındı. Bana küçüklüğümden itibaren dini eğitim vermiş, ayrıca vatan ve millet sevgisini aşılamıştı. Çocukluğum büyükannem Adile Hanım'a ait çiftliklerde geçti. Burada iki dadım vardı. Onları çok seviyordum. Dadılarım eğitimimle çok yakından ilgileniyordu. Türk kültürü ve edebiyatıyla tanışmamda onların büyük payı vardı. Öğrenimime 1889 yılında yeni mektepte başladım. Burası dini eğitim veren bir okuldu. Burada birkaç yıl okuduktan sonra batılı tarzda eğitim veren başka bir okula yazıldım. Kısa zamanda okuma yazmayı öğrenmiştim. Ayrıca Arapça ve Farsça dersleri alıyordum. Okumaya olan merakım ailemin dikkatini çekmişti. 1897 yılında ailece Selanik'e taşındık. Babam burada memur olarak görev yapacaktı. Ben de lise öğrenimime devam edecektim. Babam arkadaşlarıyla buluşur, ülke meselelerini tartışırdı. Bu toplantılara beni de yanında götürürdü. Konuştukları şeyler çok ilgimi çekiyordu. Namık Kemal'in yazılarını okumaya bu dönemde başladım. 1902 yılında öğrenimime devam edebilmek için İstanbul'a geldim. Burada annemin akrabası İbrahim Bey'in köşkünde kaldım. Şiirler yazıyor, edebiyat dergilerine gönderiyordum. İlk şiirlerim bu dönemde çıktı. Avrupa'yı çok merak ediyordum. Bu dönemde ülke meseleleriyle daha da yakından ilgilenir olmuştum. Jön Türklere ilgi duyuyordum. Bunun üzerine Paris'e gitmeye karar verdim. Maceralı bir gemi yolculuğunun ardından 1903 yılında Paris'e vardım. Burada bir süre Jön Türklerin arasında yaşadım. Fransızca öğrendim. Günlerim çok hareketli geçiyordu. Sanat, edebiyat ve siyaset dünyasının en önemli isimleriyle tanıştım. Avrupa'nın pek çok şehrini gezdim. 2 ay kadar da Londra'da yaşadım. Paris'te Siyasal Bilgiler Okulu'na yazıldım. Derslerime devam ederken bir yandan tiyatro ile ilgileniyor, bir yandan da Türk tarihi üzerine araştırmalar yapıyordum. Daha sonra 1908 yılında Sorbonne Üniversitesi tarih bölümüne başladım. Bu arada Jön Türklerden de uzaklaşmıştım. Siyasi meselelerden çok Paris'in edebiyat ve sanat gündemini takip ediyor, şiirler yazıyordum. Vatanıma 1912 yılında döndüm. Döner dönmez üniversitede tarih ve edebiyat dersleri vermeye başladım. Bana bu görevin verilmesinde Ziya Gökalp'in de etkisi bulunuyordu. Öğrencilerim arasında Ahmet Hamdi Tanpınar da vardı. Bahriye Okulu'nda tarih derslerine giriyordum. Buradaki öğrencilerim arasında ise Nazım Hikmet vardı. Bu arada Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti yenik düşmüştü. Bundan sonra milli mücadele için çalışmamız gerekecekti. Bu yıllarda var gücümle milli mücadeleyi destekleyen yazılar yazdım. Bu yazılar daha sonra Eğil Dağlar adıyla kitap olarak basıldı. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Bursa'da Mustafa Kemal'le tanıştım. Mustafa Kemal beni Ankara'ya davet etti. 1922 yılında Ankara'ya gittim. O yıl Lozan Barış Antlaşması'nda Türk Heyetinde danışmanlık yaptım. Lozan'dan döndükten sonra ise milletvekili olarak meclise girdim. Sonraki yıllarda devletin çeşitli kademelerinde önemli görevlerde bulundum. Ancak hiçbir zaman edebiyata olan ilgim azalmadı. Yaşadığım süre içinde şiirlerim ve yazılarım farklı farklı dergilerde yayınlanmıştı. Tüm bunlar ilerleyen yıllarda derlenip kitap haline getirilecekti. Kendi Gök Kubbemiz adlı şiir kitabım 1961 yılında yayımlandı. Bu kitaptaki şiirlerim Türklüğün gücünü ve İslam'ın güzelliğini konu almaktadır. Şiirlerimde ve yazılarımda Osmanlı tarihine ve kültürüne bağlı kaldım. Özellikle İstanbul'un fethini çok önemli buluyordum. Aziz İstanbul adlı kitabım İstanbul'un fethi hakkındaki yazılarımı içermektedir. İstanbul'un doğal ve kültürel özellikleri, eski semtleri ve Boğaziçi hakkında da şiirler yazdım. Bunların pek çoğu bestelendi ve çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi. Türk tarihi ve kültürü yaşamım boyunca en çok önem verdiğim konular oldu. Türk milli edebiyatının ancak Türk tarihinin iyi anlaşılmasıyla mümkün olacağı fikrinde oldum. Sevgili çocuklar, benim hayatım düşünmek, okumak
ve yazmakla geçti. Böyle yaparak milletime faydalı olacağımı düşündüm. Sizler de çok okur ve çok çalışırsanız, emin olun ki büyük işler başarabilirsiniz.